Öğretim Fakültesi için hazırlanan komediye giriş dersine hoş geldiniz. Son kanun hükmünde kararname ile kaldırılan dersimizle alakalı bir miktar ödeme aldığımdan dolayı videoları çekmekle yükümlüyüm. Parayı da yedim. Yemeseydim belki geri verebilirdim ama yiyince tabii şey olmadı. Neyse, dersle ilgili kafanıza takılan soruları aşağıdaki numaralardan bizlere yönlendirebilirsiniz. Yukarıdaki numarayı arayarak da siz de eniştemle eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Dersimizi ikinci defa alan siz değerli öğrencilerimiz, gülünecek bir şey varsa bize de söyleyebilirler ama görüyorum ki silahsızsınız. Başlıyoruz. Değişen ve gelişen dünyada komedinin değeri gün geçtikçe artmaktadır. Bu dersimizde sizlere komedinin temel kurallarından bahsederken vereceğimiz örneklerle de kuramsal komediyi somutlaştıracağız. Komedide ilk kural bir şeyin komik olmasıdır. Bir şeyin komik olup olmadığının kararını izleyenler verir. Mesela şu tesbihi ele alalım. Tesbih, biliyorsunuz, ipe dizilmiş minik delikli taşlardan oluşur. Benim tesbihim de bu ve adı Boncuk. Bu tıpkı bir bebeğe su adını vermeye benziyor. Çünkü insanların 1/4'ü su. Tesbihimle oynamayı çok seviyorum. Örnekte de gördüğümüz gibi tesbihimiz normal bir tesbihken devamında form değiştirerek izleyicinin aklında değişik figürler canlanmasına sebep oldu. Fiil ve olayların bizde aynı anda hem canlılık vehmi hem de belirgin bir mekanik düzenek izlenimi yaratacak şekilde her düzenlenişi gülünçtür denir. Tekrar edelim, gülünçtür denir. Mesela doktorları ele alalım. Doktorlar sağlığımız için çalışan, gündüzünü gecesine katıp maaşını alan insanlardır. Şimdi dilerseniz süperpozisyon yöntemiyle doktorlar ve komediyi ele aldığımız sorulara geçelim. İlk sorumuz çok da zor değil. Aşağıdakilerden hangisi daha komiktir? A. Göz doktoru. B. Ürolog. Cevabımız tabii ki A. Göz doktoru olacaktı. Çünkü göz doktoru olmasına rağmen steteskop taşır. Halbuki steteskop göz doktorunun işine yaramaz. Çünkü göze biliyorsunuz ki steteskopla bakılmaz. Aynı şekilde steteskobuyla ilk buluşmaya giden göz doktoru da komiktir denir. İkinci soru. Erken doğumda bebeği geri sokmaya çalışan doktorun yaptığı hareketle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A. Komiktir. B ise hiç komik olmamıştır. Cevabımız tabii ki A. Komiktir olacaktı. Çünkü doktor beklentinin tersine bir hareketle izleyenleri şaşırtıp bebeğe negatif yönlü kuvvet uygulamıştır. Bir dersimiz burada sona eriyor. Kitaplarınızı okumayı ihmal etmeyin. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hem başarılar diliyorum hem de çok çalışmanızı temenni ediyorum. Hoşça kalın.